Arkadaşlar bugün Tonguç Akademi çarpan ayırmada 3 terimli kuralını öğreneceğiz. Tonguç. Efendim hocam. Evladım bak iki kare farkını öğrendin. O tam kareyi öğrendin. Şimdi de en önemlisi, en fazla çıkanı yani üç terimli ifadeleri öğreneceksin. Emin misiniz hocam? Öğrenebilecek miyim sizce? Evladım e, öğreneceksin tabii. Niye öğrenemeyesin? bak Sayınızda hocam. 3 tane terimi göstermişsin bile şimdiden. Sayı saymayı biliyorum. Tonguç'un um bak 3 terimde şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir kere x kare x ve normal bir sayının olduğu bir ifade gördüğün zaman hemen aklına gelecek 3 terimli gelecek Tonguç. Burada 3 tane terim olduğunu zaten görebiliyorsun. Bu terimlerde buradaki sayıya hep baş terim diyoruz ve x kare olur. %99 x kare olur. O zaman bu x'e x'in çarpımı değil mi Tonguç? Evet hocam. x kare x kare x'in çarpımıdır. Peki 6 ne ile neyin çarpımı olabilir Tonguç? 2 ile 3'ün. 2 ile 3'ün çarpımı. O zaman buna 3 buna 2 diyelim. 3 kere 2 6'dır. Peki artı 3 artı 2 mi yoksa eksi 3 eksi 2 mi? Bak Aa. bak bir dinlik var değil mi? Bak 6 dediğimiz sayı eksi 3 ile eksi 2'nin çarpımı da 6 biliyorsun. Aynen. O zaman artı 3 artı 2 mi eksi 3 eksi 2 mi? Onu kararlaştırabilmek için de şuna bakacağız. Ortadaki terime bakacağız. Şimdi bu ortadaki terim bu iki sayının toplamı. Bu sondaki terimse çarpımı oluyor Tomuç Bey. Hani biz artı 3 artı 2 mi eksi 2 eksi 2 mi diye karar açtık. kaldık evet. ya. Bunların toplamlarının artı 5 olması gerekiyor. Tonga. O zaman işaretle kişi... çok önemli bak. Hı. Artı 5 olması gerekiyor. O yüzden artı 3 artı 2 olmak zorunda 100, değil 100. mi? Artı 3 artı 2'nin çarpımı da 6 değil mi? Yani. O zaman ben şunu x artı 3 çarpı x artı 2 diye yani şöyle iki parantezin çarpımı şeklinde yazabiliyorum. Anladım. O zaman bak bu ifadeyi ben iki şeyin çarpımı şeklinde çarpanlarını ayırmış oldum. Anladım. Bak istersen çek edelim hemen bir. Bak bununla bu, bununla bu, bununla bu, bununla bu. Bununla bu çarpılırsa x kare eder. Bununla bu çarpılırsa artı 2x eder. Bununla bu çarpılırsa artı 3x eder. Bununla bunu çarpılırsa da artı 6 eder. Yani x kare artı 5x artı 6. Anladım hocam. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık hocam. Şimdi de şu met şuna bakalım hemen birkaç tane örnek. Tonguç bak Neydi? Bu x ile x'in çarpımıydı. Bu her zaman neydi? Çarpımlarıydı. Ne kaç kere kaç acaba 12 eder? Eksi 2 çarpı 6. 6 ile 2 olabilir. 6 ile 2'nin toplamları artı ve eksi durumunda hiç burada görünmez bir 1 vardır değil mi Tonguç? Evet hocam. Artı 1 çıkabilir mi? 6 ile 2'yi toplasak 8 eder. Çıkarsak 4 eder. Hiçbir zaman 1 çıkamıyor. Peki 12 1 olsa 12 ile 1'in toplamı. Aa, doğru. Yo, ne doğru söylüyorum. 12 ile 1'in toplamı 13. Farkı 11 eder. Olmaz. Peki 4 3 olsa Tonguç. Ha. Ne hesi? Söyle bakayım ne oluyor? 4 kere 3 12 eksi 4 ile 3 eksi 4 ile 3 toplarsak artı 1. Ha, yaklaştın. Batıdım. artı 4 ile eksi 3'ü toplarsak şimdi, artı, şimdi. artı 1. Çarparsak da eksi 12 çıktı mı? Çıktı. O zaman neymiş bu aslında? X artı 4 çarpı x eksi 3 değil mi Tonguç'u? Anlaştık mı evladım? Hocam az önce şöyle altlarına parantez yaptınız ya, o çok şık oldu hocam şöyle. He şöyle o şöyle çok, parantez. O çok zarif mi? bir hareketti hocam Aferin gerçekten. Aferin evladım gerçekten. Fatih terim gibi. Bu senin var. zarifliğin gerçekten Teşekkür çok elit Zanket. bir insansın. Elit bir insanım hocam. Tonguç şıp şak soruları görebiliyor musun evladım? Hocam şapşik soruları ben biliyorum şıp yapamıyorum. Şapşik soruları boş ver şimdi bu soruya cevap ver bakalım ne yapacağız? XX. Evet. Buraya kaç kaç yapacağım? Ee, hemen söylerim hocam şimdi eksi -3 bayağı zor. Ee, nere neyin çarpımı 2'dir bayağı iki, zor. Eksi vay, vay İşte ya. bu. İşte bu. Bir dakika, bir dakika. X eksi 2 X eksi... o evladım sen ne oldu sana kafana Şimdi bir şey düşüyor. Şey. Çünkü hocam -2 ile -1'i toplarsam ancak -3'e ulaşabiliriz. Vay vay vay. İşte bu kadar. Bu toplamı Hocam ben izin verirken bırakayım ben gideyim İnanıl hocam. Sizin tek tek kaldınız hocam. Ya böyle bir zeka olmaz. Hemen söyle x x. Buraya kaç kere kaç desek? 8 kere 1 olur mu? Hocam -2 8. Pardon. Attım. Kaç Eks. kere kaç 8'dir? Ee, 8 kere 1 olabilir mi 8 ile 1'in toplamı veya farkı 6 etmez Olmaz. O yüzden 4 kere 2 diyelim Tonguç ha, Artı evet, 4 doğru. artı 2 O zaman x artı 4 Çarpı x artı 2 Eşittir buymuş tamam mı Tonguç Aynen, hocam. hocam o parantezden bir tane yapar mısınız hani Tamam altı, senin için yapıyorum tamam. evladım Bak bu parantezler önemli Şimdi x x söyle bakalım kaç kere kaç 3'tür bayağı zor gerçekten ee, kaç kere kaç 3'e 1 evladım demiş. başka bir olası yok <laughs> Peki ama hangisi eksi hangisi artı? Çünkü bak eksi çıktıysa sonucu bir tanesi artı bir tanesi eksi olacak. Eksi 3 olacak hocam. Eksi 3 artı 2 çünkü toplamları eksi 2. Eksi 2. Mükemmel. X eksi 3 X artı 1 diyoruz. Anlaştık mı Tonguç? En önemlisi bu tak. Bunu anlarsan süper olacak. Bir de bunların abartmışları var. Abarık soruları var. Bak bunlar birazcık zor. O Şimdi bu 2x kare ya. x kare x x'e x'in çarpımı 2x kare etmez. Bir tanesi 2x olmak zorunda bir tanesi x olmak zorunda. Sonrasında da burada şöyle bir şey var. Kaç kere kaç 15'tir dediğin zaman ya 5 kere 3, 3 kere 5 de olabilir değil mi? Acaba hangisini hangisini yazacağım? Bunu anlayabilmek için şöyle bir deneme yanılma yöntemi yapacağız. Diyeceğiz ki Tonguç'un bak buna 5 yazdım diyelim. Buna 3 yazdım diyelim tamam mı? Buna 5 buna 3 yazdığım zaman şöyle çapraz çarpımlarını yapacağım. Bu, bu, bununla bu çarpılsa ne olur Tonguç? 6x. 6x. Bu bu bununla çarpısının olur Tonguç. çapası 5x. 5x. Toplamları 13x eder mi Tonguç? Etmez. Etmez. O zaman yer değiştirelim Tonguç. Bak 3 buna 5 diyelim. Şimdi Tonguç'un um, bak bununla bunu çarparsam ne eder? 2x 5x 10x. x ile 3 x'e 3'ü çarparsam ne eder Tonguç? 3x eder hocam. 3x eder. Topladığımız zaman 13x etmez mi? Bu sefer tuttu hocam. Mi? O zaman cevabımız aslında Artı 3 artı 5 olmak üzere. Aynen. 2x artı 3 çarpı x artı 5. Hocam o parantezden tamam. yaparsanız öyle çok yanıyor. Pat pat böyle yan yana koyuyoruz. Yandım. Şimdi bu bayağı bir abartmış artık. 3x'e x değil mi? Evet. Bu kesin. 40'ın 40 çarpanları bir sürü var. 22 var, 14 var ama biz burada 8'e 5 e alacağız. Çünkü 19 çıkabilmesi için. Bak. Ha, eksi 8, eksi 5. Ee, eksi 8, eksi 5'in çarpımı eksi 40 etmez. Dikkat. A, eksi 8 artı 5. Ama Şimdi da bak, da buraya, buraya 8 yazalım, buraya 5 yazalım. Bununla bu çarpılsa ne olur Tonguç? Dikkat et. 8x eder. X. Bununla bu çarpılsa ne olur? 15x. 15x. 8x ile 15x hiçbir şekilde buraya vermez değil mi? Anladım. O zaman buna 5 yazalım Tonguç, buna 8 yazalım. Bunlar gitti. Bak bununla bunun çarpımı 5x. 5. Bununla bunun çarpımı 24. 24. 5. Aa! 24'ten 5 çıksa olur değil mi? Yakaladık hocam. O zaman bak bu eksi 8 olsun. Bu da artı 5 olsun. Bak bunları karaladım. Artık bak bununla bu çarpımı 5x. Bununla bu çarpımı eksi 24x. Toplarsak eksi 19x çıkmaz mı Toguç? Tam istediğimiz gibi. O zaman şu parantezleri koydum. 3x artı 5 çarpı x eksi 8 yorum ve Çok geçiyorum. Çok güzel bulduk hocam. Tonguç Akademi'yi takip et mutlaka. Web sitemizde her şey daha düzenli. Her şey daha net ve temiz. Bunu unutma. Ödüllü sorumuzu yaptı yaptıra gönder bakalım. Tamamdır hocam.